hakikaten verecek bunu. Kılıçdaroğlu'nun dünkü mesajı ve Fatih Altaylı'nın bugün ona verdiği yanıtları da ekrana taşımış olduk. Bu tabii üzerine konuşulması gereken bir konu. 4 soru, 4 yanıttı artık. Ben sorarım, Merdan Yanardağ da yanıtlar. Hacı Bektaş'a bağlanacağız. Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri bu yıl diğer yıllardan farklı. Çünkü iktidar kurduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Cemevi Başkanlığı eliyle bu etkinliği 60 yıldır belediyenin, son 30 yılında işte dernek ve vakıfların, federasyonların katıldığı organizasyonu ben yapacağım. Artık benim bu etkinlik dedi. Bugün de etkinliğin açılışı vardı. Etkinlik sırasında Hacı Bektaş'ta görünmeyen bir şey görüldü. Bir kere dergahın etrafında polis barikatları kuruldu. Yani daha önce kuruluyor muydu polis barikatları? Recai Aksu ile konuşacağız. Gazeteci Recai Aksu şu anda Hacı Bektaş'ta ve orada bir protesto eylemi de var, oturma eylemi de var. Bize anlatacak. Şu anda dergahın avlusunda gerçekleştirilen oturma eyleminin görüntülerini de ekrana taşıyoruz bir yandan. Recai Aksu, nedir son durum? Kimler eylem yapıyor? Eylemin amacı ne? Ne istiyorlar, ne talep ediyorlar? Bize anlatır mısın bugün yaşananlarıyla beraber? Sevgili Murat. Bir kere şu anda dergahın içinde birinci avluda Alevi kuruluşları, başta Alevi Bektaş Federasyonu olmak üzere Hüsnü Afgan Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Dernekleri, tüm dernekler burada dergahın birinci avlusunda bir oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. Biraz önce de zaten görüntüler de yayınlanıyor, daha önce göndermiştim. Yani şu andaki durum şu: aslında AKP iktidarı, AKP-MHP iktidarı Hacı Bektaş'ı adeta gasp etmiş. Dergahı adeta gasp etmiş durumda. Ayrı bir alternatif olarak düzenliyorlar. Yani Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak düzenliyorlar bu etkinliği. Ama buna karşı da Alevi örgütleri, dergah sizindir, biz Aleviyiz ve o dergahtan ayrılmayız, dergahın sahipleri bizleriz, asıl sahipleri bizleriz diyorlar. Ve şu anda da yanımda, sağımda, solumda gerçekten yerde de bir özellikle oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. Bir ara burada polis kordonu vardı, onu da söylemiş olalım. Ve yanımda Mustafa Aslan var, Alevi Bektaş Federasyonu Genel Başkanı. Bununla ilgili gelişmeleri kendisinden istersen dinleyelim. Ama şunu söylemekte fayda var: 60 yıldır düzenlenen, özellikle Hacı Bektaş Belediye Başkanlığı bir öncülüğünde düzenlenen etkinliklere bir müdahale var. Adeta buraya diyor. Bir de şuna var, şunu da söylemekte fayda var: Kültür Merkezi, Hacı Bektaş'taki özellikle Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Merkezi'ne adeta el koymuş durumdalar. Dergaha el koymuş durumdalar ve biz yapacağız diyorlar. Burayı almak istemiyorlardı. Bu nedenle de Alevi Bektaşi federasyonları, kurumları, bir sınıfta Kültür Dernekleri, hepsi burada şeyin avlunun birinci avluda, özellikle Terkeşme'nin 3'ler çekmesinin hemen yan tarafında oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. Şimdi Mustafa Aslan'ı bir dinleyelim, neler söyleyecek. Evet, aslında Recai Aksu'nun da aktardığı gibi 60 yıldır Alevi kurumları, Alevi toplumu kendi pirinin huzuruna geliyor, alma pirini anıyor, ibadetini gerçekleştiriyor. Değişini, duasını, sanatıyla, söyleşileriyle, panellerle pirini anlatıyor. Ama AKP iktidarı özellikle son dönemlerde biz Hacı Bektaş Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri adı altında 60 yıldır yapılan programın ismini değiştirerek Hacı Bektaş'ın ölüm yıldönümü adı altında programlar yapıyorlar. Bu yılda Kültür Bakanlığı öncülüğünde özellikle 15-16-17 Ağustos seçilmesinin sebebi birinci olarak seçilen bir tarih. 60 yıldır geleneksel hale gelen hünkârı anma, Hacı Bektaş anma törenleri AKP iktidarı tarafından sanki başka bir tarih yokmuş gibi, sanki resmi Hacı Bektaş'ın hakka yürüme tarihi bu tarihmiş gibi bu tarihi seçmeleri demek Alevilere resmen meydan okumak demektir. Alevi kurumları yıllardır olduğu gibi şu an yine pirinlerin olduğunda dergahın huzurunda ve burada bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı katılıyormuş, Sayın Bakan katılıyormuş. Bunlara da buradan sesleniyoruz: elimi inancımızdan çekin. Eğer gerçekten de Hacı Bektaş anma törenleri yapmak istiyorsanız
Zaten Hacı Bektaş belediyesinin önünde yıllardır yapılıyor. Geçmişte bu ülkeyi yöneten cumhurbaşkanlar, başbakanlar, bakanlar katıldı anma törenlerine. Eğer samimilerse 16 Ağustos'ta cümlede yapılan programa katılmalarını bekliyoruz. Ama alternatif yapmak, el koymak asla kabul edeceğimiz bir durum değil. Peki, çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Recai Bey tekrar alabilir miyim? Recai Aksu'yu. Sevgili izleyiciler, tabii Recai Aksu bizim aynı zamanda Avrupa Recai Aksu bizim Avrupa temsilcimiz ve bugün Hacı Bektaş'ta dolayısıyla gazeteci olarak da bağlamış olduk. Hem 2 Temmuz'ları yani Sivas katliamının yıl dönümlerini hem de Hacı Bektaş etkinliklerini her yıl kaçırmadan takip eder gazeteci olarak da Avrupa temsilcimiz Recai Aksu. Hani o karışmasın diye şimdi gazeteci olarak yazıyoruz çünkü bağlantı Hacı Bektaş'tan. Recai Aksu, bugün iktidarın orada gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanı Yardımcısının gerçekleştirdiği, katıldığı etkinlik sırasında gerilim yaşandı mı? Ben çünkü polis barikatları gördüm. Hacı Bektaş'ta daha önce polis barikatları kurulur muydu bu şekilde? Yok, Hacı Bektaş'ta polis barikatları kurulmazdı. Çünkü bu insanlar kendi ibadethanelerine sahip çıkanlar. Yani bu onu da söylemiş olalım. Gerçekten çok açık bir şekilde bugüne kadar Hacı Bektaş'ta hiçbir olay olmamıştır. Alevi örgütleri buraya gelmişlerdir. İnançlarını yerine getirmişlerdir. Özellikle Ülkara'da hürmet etmişlerdir. Onun huzuruna çıkmışlardır. Ona uygun davranmışlardır. Burada bir olay burada öyle bir şey olmamıştır. Bunu söyleyelim, ifade edelim. Tabii bu arada da polis çekim yapıyor. Çekebildiği kadar da çeksin. Benim de hiç itirazım yok buna. Çünkü biz haksızlık, hukuksuzluk yapmıyoruz. Şunu da söyleyelim. Bir gazeteci olarak da şunu söyleyeyim. Bu toplumun içinden biri olarak da söyleyeyim. Aleviler, Alevi olsun, Sünni olsun, Hristiyan olsun, inansın, inanmasın. Herkese saygıyla bakanlardır. Herkese iyice eşit bakanlardır. İnsan diyenlerdir. O noktada bakanlardır. Onun için bu anlayışa, barışa, balta vurmamaları gerekiyor. Hacı Bektaş'taki toplumsal barışa hizmet etmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanlığının da düzenlediği, Kültür Bakanlığı'nın da düzenlediği bu etkinliğe müdahale etmemeleri gerekiyor. Ki Alevi örgütleri buna uygun davranıyorlar. Bugüne kadar Hacı Bektaş'ta hiçbir olay olmamıştır. Bunu da buradan söylemiş olalım. Peki, çok teşekkür ediyorum Recai Aksu. Gelişmeleri senden takip etmeye devam edeceğiz. Kolay gelsin. Evet, yani bir tarafta toplumu çok farklı gruplara bölen, kutuplaşmayı arttırıcı politikalar izleyen AKP iktidarını, şimdi Aleviler içerisine de bir kama, bir hançer sokmak istediğini, Cemevi Başkanlığı kuruluşu sırasında zaten ortaya koyduğu iradenin bu yönde olduğu eleştirilerini hatırlayalım. Dolayısıyla Hacı Bektaş'ı anma etkinliklerinin 16, 17, 18 her yıl bu tarihlerde yapılan etkinliğin tam başına 15'ine Hacı Bektaş'ın ölüm yıl dönümü etkinlikleri, ölüm yıl dönümünde onu anma etkinliği koymak çok yaratıcı olmuş. Yani diğer Alevi derneklerini, federasyonlarını dergâhtan uzaklaştırmaya dönük bu tavrın karşısında kimin ne diyeceği, nasıl bir tepki göstereceği belli. Hedef tepki toplamaksa İktidar yine bunu başardı. Onu söyleyelim. Hedef toplumsal barış ve bu barış içerisinde aynı zamanda Cemevi Başkanlığı'nın tüm Alevilere, AKP'ye biat eden Alevilere değil, tüm Alevi toplumuna hizmet etmesini sağlamaksa yaptığı iş kesinlikle yanlış. Bugüne kadar polis barikatı kurulmayan Hacı Bektaş'ta bir inanç merkezinde polis barikatıyla zorla etkinlik düzenlemek kendilerine yakıştırdıkları bir eylem midir? Bir daha oturup düşünmelerinde, değerlendirmelerinde fayda var diyelim, geçelim. Şimdi Mahmut Abbas bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel oturumda konuştu. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı. Ardından da sözü Mahmut Abbas'a bıraktı. Şimdi